Tamam abi. Biz bir uğrarız. Senden de birkaç profesyonel yorum aldık mı tamamdır. Projeyi teslim edeceğiz çünkü. Oldu, iyi günler. Hemen kalk Memir. Konuşmayacak mıyız? Ne konuşmak istiyorsun? Feriha ve Kore'nin yanlış anlamadan kurtulmalarına sevindim. Ama ben onlara hiçbir şey söylemedim. Sadece bunu bilmeni istiyorum. Onlar ne olup bittiğini biliyor. Gerisi de beni ilgilendirmiyor Hande. Geldin mi? Hadi çıkalım. Hoş geldiniz gençler. Kusura bakmayın, beklettim sizi de biraz. Bakalım şu meşhur Luna Park projenize. Abi sağ ol ya. Hay Allah. Adnan yok ki bugün. Tamam, ben halledeceğim şimdi. Hayırdır abi, ne oldu? Şu senin araba hırsızı. Kapıya dayanmış yine. Siz keyfinizi bozmayın, ben halledeceğim onu. Halledeceğim derken? Siz kadınlar, yani ben gönderirim demek istedim. Sen dur abi. Babamın dediği gibi onunla benim ilgilenmem gerekiyor. Emir gitme. Canım sakin ol. Derdini dinleyeceğim sadece. Emir lütfen gitme. Otur kahveni iç sen. Merak etme, 5 dakikaya geliyorum. Tamam, Emir gelince devam ederiz o zaman. Ayaklanmış da daylanmaya gelmiş. Ben o para sayıcınızla babanı bekliyordum ama. Çaldığın araba babamın değildi ama. Benimdi. Ne istiyorsun, konuş. Babanın çakalı babamı aramış. Madem bu mesele ikimizin arasında, babamı karıştırmayın. Lan ne aç adamlarmışsınız be. Doğru konuş. Karışmayın. Doğru çekinin. Doğru konuş. Karışmayın. Ne diyorsun lan sen? Ha, lan deyince delikanlı oluyorsun değil mi? Sen iki küfür ediyorsun diye delikanlısın ya. Sana emanet ettiğim arabayı çalan sen, delikanlısın. Öyle mi? Eğer merak ediyorsan, o arabanın parasına falan ihtiyacım yok. Ama sen adamsan, o borcu tıkır tıkır ödersin. Ödeyeceğim lan. 10 yıl da sürse, çoluğuma çocuğuma da kalsa ödeyeceğim. Telefon numaranı içeri bırak. Bundan sonra muhatabım benim. Allah razı olsun. Şerefsizin evladı. Nasıl konuşuyorsun lan sen? Lan ne diyorsun? Nasıl konuşuyorsun? İyicenine mi susadın? Bas git. Çekilin, karışmayın. Bırakın. Lan. Tamam, bırak. Çekilin. Akıllı ol Uza. Bak, seni bir defa kurtardım, bu sefer kılımı kıpırdatma. Ne yapıyorsun lan sen? Yürü! Lan! Emir Bey, iyi misiniz? Tamam. Defol lan buradan! Büyütülecek bir şey yok. Hadi içeri girelim. Hadi. Vay be, ilaçlar bayağı kesmiş seni. Kesmiş derken? Ne bileyim, face falan takılmıyorsun. Pek bir ilgim kalmadı.
Bir kişi için giriyordum. O da günlerdir girmiyor zaten. İki saattir konuşuyoruz. Bir kere bile Emir Sarraf ol demedin. Demedim değil mi? Evet. İlaçlar tepkilerimi frenliyor galiba. Ama duygularımı asla söküp atamayacak. Aman aman, tamam, bir şey demedim. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ötüyor mu? İyiyim ben. Yapma artık. Sana gitme demiştim. Feriha, kapatalım bu konuyu. Büyütme daha fazla. Zaten bir daha karşıma çıkamayacak. Ne demek bir daha karşıma çıkamayacak? Yani bir daha muhatap olmayacağım demek. Ne demek olabilir ki? Canım benim ya. Hiç de gelemez böyle sert işleri. Ay! Ay, yüreğim ağzıma geldi. Ne oldu Mehmet? Yok bir şey anne. Mehmet ne oldu? Anne yok bir şey dedim. Allah aşkına söyle, Halil bir şey mi dedi? Babamı yatağa düşen o hayvan ol, hayvanla kavga ettim. Ay sen ne yaptın Mehmet? Ne yaptın oğlum sen? Ne laftan ne halden anlıyor. İtler. Paraya doyamıyorlar ya. Ah be oğlum, ne yaptın sen be Mehmet ya? Ne yaptım ya? Ben ne yapacağım sizinle ya? Ben ne yapacağım sizinle? Herif geberip gitmesin diye dua et diyordun ya. Onun dini imanı para. Dinlemek istemiyorum. Dinlemek istemiyormuş. Duydun mu anne? Küçük hanım dinlemek istemiyormuş. Sen zaten dinleme bizi. Duyma. Bu evden değilsin ya. Üniversitelisin. Onlardan birisin artık. Bu evde olan biten hiçbir şey umurunda değil senin. Tam saçmalama yeter. Ben o herifin karşısına çıkmak için kaç takla attım biliyor musun kızım? Niçin? Kimin için? Annem için, babam için, bizim için. Sus artık. He, susayım. Hep ben susayım, hep biz susalım, onlar konuşsun. Onların sesi hoş gelir sana. O dergilerde, magazinlerde gördüğün adamlar değil mi? Yeter artık ya, kardeşine söylendiğin. O mu dedi git arabayı çal da çarp diye?